onu yorar gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı, en son baba duyar. Made in Turkey. Zaten senin hiçbir sözüne inanmamak lazım Kadir. Aman be Hülya, aman ya, amma abarttın. Ne yani, kendi barımın açılışında da bir iki yudum bir şey içmese miydin? Ya hayatta bir kere benim sözümü dinlemedin, bir kere benim istediğim bir şey yapmadın Kadir. Yavrum, 5 yıldızlı türkü bar açtım, daha ne yapayım? Türkü barmış, çok lazımdı sanki. Lazımdı tabii. Gıdık. Yapma Kadir. Ama nasıl, ilk günden daha ağzına kadar full dolu çaktık Hülya. Ay onlar davetliydi Kadir, müşteri değildi. Müşteri de olacak Hülya, merak etme. Hallederiz. Of ya, bu ne abicim ya? Sabahın köründe bar mı açılır ya? Ne burası ya? Fren mi nedir anlamadım ki. Of, valla uykum var be. Hop hop hop, Rafi. Daha ilk günden yatmaya başlama. Sen toparlamaya devam et, ben yatırayım seni. Oh. Rafi, kalk kardeşim kalk. Kime diyorum ben ya, kalksana kalksana. Şşş. Bak Kadir abi geldiğinde her yer pırıl pırıl olacaktı. Ya kalk, Allah Allah, kalk diyorum, kalk. Ya bak gör, bu işten de para kazanamayacağız ha. Kazanacağız abicim, kazanacağız. Ben bu türkü barı uğruna mis gibi işimi bıraktım. Ben sana adam gibi iş bulacaksın. Bir yeri açmayacaksın demedim mi? Barı açtık artık baba. Hem açılmış barın davası olmaz. Adam gibi konuş benimle. Ben kötü bir şey söylemedim ki baba. Aça aça bar açtı ya. Aça aça bar açtı. Ama türkü bar baba. Hem zaten sen türküleri seversin. Türküleri severim. Ama barları sevmem. Zaten hedef kitlemiz hem barları hem türküleri sevenlerden oluşuyor baba. Yani sen hedef kitlemiz içinde yoksun. Sen orayı açacak parayı nereden buldun? Paramı geri istiyorum. Bizden mi? Bıyık 747'den. Kadir'den. Kusura bakmayın ama aramızda Kadir denen biri yok. Rakbar olacaktı. Gitti paralarımı türküleri yatırdı. Şşş Dombili, ne diyor bu ya? Senin haberin yok mu oğlum? Gel gel. Kadir abi bundan sana rakbar açacağım diye para aldı. Daha doğrusu Zühtü Bey'den aldı. Ama burayı açtı. Yani o tabelada Zühtü Bey türkü bar yazıyor olmalıydı. Zühtü Bey efendim, orası değil. Bak açayım ben, açayım. Hah, tam tam bu. Hah, burası. Biraz gerginsiniz Ersan Bey ha? Hayır efendim, size öyle gelmiş. Öldüreceğim o Kadir denen mahlukatı. Gitti 10.000 lira, gitti. Nereye kaçıyorsun? Soruma cevap vermedin. Şey, soruyu bir daha alabilir miyim baba? Barı açacak parayı nereden buldun? Anonim baba. Anonim mi? Yani barı halka arz yoluyla açtım baba. Ne halka arzı ya? Anlayacağım bir şey söyle. Sen hep söylemez misin baba? İnsan çaba gösterirse Allah yardım eder diye. İşte Allah bana yardım etti. Nereye gidiyorsun? Buraya geliyorum sana.
Buraya gel. Baba, ben iyi bir esnaf gibi hemen işimin başına gideyim. Zaten ne der atalarımız? Erken kalkan yol alır, gerisi yaya kalır. Hadi hepinizi öptüm. Hep sen yüz verdin buna. Hep sen yüz verdin. Sen şımarttın. Ya şimdi ben ne yaptım ki? Üzülme babaanne. Dedem yine tersten kalkmıştır. Yok evladım yok. Bizim yatağın yönü ters. Yoksa bir insan her gün böyle tersinden kalkmaz ki. Rafi, şuna bir tane daha versene. Baksana bardağı yiyecek yoksa. Günaydın personel. Vay! Ne haber ortak? Zart kalmıyor ortak. Ne? Yani bana ortak deme. Olur mu öyle şey Metehan? Sen bana güvendin, bu barı açmam için bir sürü para verdin. Tabii ki ortağız. Ben öyle hibe falan kabul edemem. Biz ortağız ortak. Kesin borç aldı parayı. Kesin batıracak ya. Sen de hep olumsuz düşünüyorsun Kudret'cim. Sen de çok olumlu düşünüyorsun Bahriye. Evet, bunlar hep senin olumlu düşüncelerin yüzünden oluyor zaten. Allah Allah. Bir şey yaptığı yok ki. Ne güzel bak bir yer açtı çocuk. Evet baba, iş yapacak bir yere benziyor. Biraz beklerim istersen. Bence de dede. İş yapmasa bile biz her gece gider halay çekeriz. Aferin kızım. Bak ne kadar olumlu düşünüyor çocuk. Zaten senin için göbek atmak olsun, halay olsun. Şimdi şuradan bir halay ekibi gelse hemen takılırsın. Nereye gittiğine bakmazsın bile. Ben o parayı rak paraçasın diye vermiştim. Sürprizleri sevmez misin Metehan? Sevmem. Ben seversin sanmıştım. Yavrum, durmayın orada öyle. Metehan abinize içecek bir şeyler getirin. Ne de olsa o sizin patronunuz sayılır. Ben içecek bir şey istemiyorum. Ben paramı geri istiyorum. Ben de. Ben gidiyorum. Nereye? Orayı işletemez o. Kesin batırır parayı. Kudret, kapattıracak mısın yoksa? Kapatsa, kapatmaz ki. Dik kafalının teki. Ne yapmaya gidiyorsun? Gidip başına bekleyeceğim. Gerekirse o yeri ben işleteceğim. Ama Kudret'cim sen ne anlarsın bar işletmekten? Kadir gibi bir evladın varsa her işten anlaman gerekir Bahriye. Hay. Hayır, hayırdır? Artık Afife Hanım'la yaşayamıyorum. Burada kalacağım, okey? La havle ve la. Bakın arkadaşlar. Bakmıyoruz. Tamam, tamam biliyorum. Bu türkü bar sizin için bir sürpriz oldu. Ama bir sorun bakalım niye sürpriz oldu? Sormuyoruz. Pekala ben sorduğunuzu varsayıyorum ve cevap veriyorum. Burası artık üçümüzün kalesi. Arkadaşlar önemli olan ne açtığımız değil. Önemli olan doğru işletmeyi açıp para kazanmak. Önemli olan yaptığın işten keyif almak. Kesinlikle. Ben burada bas gitar çalacaktım. Allah aşkına Metehan yapma. Kim dinler basması? Burası Boston mı? Amerika mı? Bubu'ya söz vermiştim. Şarkı söyleyecekti. Ben de eşime söz vermiştim. Caz yapacaktık. Bırakın bunları Ersan Bey. Sizlerin hatası ne biliyor musunuz? Gereğinden fazla duygusal olmak. İş hayatında duygusallığa yer yoktur. Erkek adam duygularını sabah evden çıkarken eve bırakır. Yok karıma söz verdim. Yok kız arkadaşıma söz verdim de iş yürümez. Erkek adam caz yapmaz. Erkek adam türkü söyler.
Dinler misin Bubu? Yes. Burada bizimle yaşayamazsın çünkü burada biz yaşıyoruz. Çıkar şunu bakayım. Amerika nasıl bir yer bilmiyorum ama biz Türkiye'de birinin evine girip de ben burada yaşayacağım demeyiz. Ama burası Meta'nın evi. Ben de onun girlfriend'iyim. Do you understand me? Okay. Nesiymiş, nesiymiş? Arkadaşıymış yani anne. Bükemciğim bir dakika çıkarır mısın? Ne? Ben buranın iş yapacağına inanmıyorum. Ben hiç inanmıyorum. Ben buraya ortak olmak istemiyorum. Ben hiç istemiyorum. Türkü barbana yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Ne demek yakışmaz? Siz bu vatanın evladı değil misiniz? Bu ülkenin öz değerlerinden kendinizi nasıl soyutlarsınız? Türklerimize nasıl sırtınızı dönersiniz? Metehan, sen paşa torunusun. Yazıktır, incitme atanı. Rock var diyorum. Caz var diyorum. Aşık Veysel diyorum. Rolling Stones diyorum. Louis Armstrong diyorum. Arif Sağ diyorum. Bas gitar diyorum. Kontür bas diyorum. İnce saz diyorum. Ya ne yapıyorsun Hülya ya? Şarkının en süper yeriydi. Şimdi çok daha süper bir konumuz var Bubu. Önce onu bir halledelim lütfen. Nedir? Evet. Bavulun. Afife Hanım seni kovdu mu? Ne oldu? Anlat bakalım. Kovdu. Soyulur. Kızım sen de her önüne çıkan sehpaya ayağını uzatırsan tabii kovar. Ama ben free bir insanım yani sıkıntıya gelemem. Do you understand me? Ah Bubucuğum burada sıkıntının en büyüğü var. Kayınpederim var. Vallahi seni öyle bir sıkar ki Afife Hanım'ı mumla ararsın. Sürekli paşa dedesinden bahsetmiyorsa no problem, okay? Aslında Afife Hanım nazik bir insandır. Seni neden kovdu ben anlayamadım doğrusu. Bu Kev Hanım buradalar mı? Burada Afife Hanım. Çorabını mutfakta unutmuş da. Ben polise gideceğim. Dolandırıldığımı rapor edeceğim. Ben de babama gideceğim. O nasıl olsa bütün paramı geri almayı başarır. Evet. Bir dakika, bir dakika. Metehan, sen babana gidemezsin. Çünkü baban daha parasını çaldığını bilmiyor. Öğrenirse canını okur. Tamam, kendini düşünmüyorsun. Kendini yakacaksın. Ersan abini bari yakma. Şirketteki para işlerinden o sorumlu. Arkadaşlar, paranızı geri iade edeceğim. İyi de ne zaman? Cuma günü. Tipik bir esnaf ya. Cuma alır bankayı on olur. Pazartesiye sarkar. Pazartesi olur cuma derler. Sonra yine sarkar, yine sarkar. Zaten bu türkü barda bizim paramızı çıkarana kadar. Kazanacağım. Bu türkü barın önünde kuyruklar olacak. %100 atıyor. Gidelim. İbrahim Tatlıses çıkarıyorum. İbrahim Tatlıses mi? İbrahim Tatlıses mi? Çorap 1973 senesinden beri mutfağımızda görünen ilk çoraptır. Onu da Metehan 4 yaşındayken bırakmıştı. Yani büyütmesek sadece fitness yapıyordum ha? Bence olay yeterince büyümüş zaten. Afife Hanım, Bükem kızımız bizimle burada kalacağını söylüyor. Doğru mu? Efendim ben çocuk eğitimi konusunda çok gerilerde kaldım. Eminim Hülya Hanım kendisi de yardımcı olacaktır. Ne de olsa aynı yaşlarda kızı var. İlahi Afife Hanım, Hükem koskoca kız. Neredeyse sizin gelininiz olacak yaşta. Ay lütfen Hülya Hanım. Paşa dedemin yanında böyle şeyler söylemeyiniz. Ya
demek İbrahim Tatlıses burada çıkacak, öyle mi? Hiç komik değil dostum. Çıkacak. Halledeceğim yani. İbrahim Tatlıses bu barın önünden geçmez. Geçecek. Hatta içeri girecek. Hatta sahneye çıkacak. Ne zaman Kadir abi? Hiçbir zaman. Çünkü bizi durdurmak için söylüyor. Polise gitmeyelim diye. Gidelim Ersan abi, gidelim. Bir dakika. Bu cuma. Bekleyin ve gör. Göreceğiz. Yürü abi, yürü. Kim geliyor cuma günü? İbrahim Tatlıses Kudret amca. İbrahim Tatlıses mi? Buraya. Hadi ya. Doğru mu? Evet baba, doğru. Oğlum vallahi billahi İbrahim Tatlıses geliyor. Rafi, içeride kalem var, karton var. Bir yazı yazalım, cama tamam. Asalım kardeşim. Tamam. Ayağında kundura. Ayağında kundura. Yavrum, yazıyı biraz büyük yazın. Herkes görsün. Gittiğine göre ben de artık odama yerleşebilirim. Ama bizim fazla odamız yok ki Bükemciğim. Olsun, ben de Ceren'in odasında kalırım. See you. Ciddi ciddi yerleşiyor vallahi. Neyse, bugünlük kalsın, yarın Afife Hanım'a geri göndeririz. Ya gitmezse? Gider. Yarın Metehan gelir alır onu. Babanın yanında böyle sehpaya ayaklarını uzatırsa laf söyler, onu değil. Doğru. Babam bu işten hiç hoşlanmayacak. Baba. Metehan, baban dışarıda dediler ya. O zaman telefonla arayacağım. Ne diyeceksin? O Kadir... Benim paramı aldı diyeceğim. Bence şimdilik söyleme. Ya benim doğru dürüst bir yer açmam lazım Ersan abi. Bubuyla sırf bu yüzden geldik Amerika'dan. Baban Kadir'den parayı alıp sana yer mi açacak zannediyorsun? O seni burada istiyor. Şirketin başında. Ya olsun, ben arayacağım yine de. Tam 50.000 YTL saydım ben o bıyık 747'ye. Meta, bence şu işin sonunu bir bekleyelim. Hangi işin? Belki de Kadir... Gerçekten İbrahim Tatlıses'i getiriyordur ha. Buyur baba, çayın. Sağ ol. Afiyet olsun. Gerçekten geliyor mu İbrahim Tatlıses? Geliyor tabii baba. Peki hemen konuşmadın. Yoksa gene bir iş mi çeviriyorsun? Yok baba, ne işi? Tabii ya, ben de saf saf inanıyorum. Ya İbrahim Tatlıses'i getirecek para nerede sende? Adam Türkiye'nin en büyük sesi. Kim bilir kaç para ister. Tamam Kadir abi, yazıyı astık. Hem cama astık hem kapıya. İyi, çok iyi yaptınız. Selam. Oo, buyurun gençler. Bizi yer çaktık da İbrahim Tatlıses için. Bilet keseceğiz değil mi Kadir abi? Bilet keseceğiz tabii. Bilet bir saniye. Evet, biletler işte burada. Ne kadar? Madem geliyor söyle bakayım. Kişi başı yemeksiz 100 lira, yemekli 200 lira, önler 250 lira. Yatsana bir dakika. Ne kadar var sende? Yürüme var abi. Güzel anne hoş. Yüz milyon çok değil mi ya? Az bile Kudret amca, az bile. Türkiye'nin en büyük türkücüsü geliyor buraya. Biz yemeksiz istiyoruz. Şimdi elle versek, üstüne akşam versek olur mu? Tabii olur. Yalnız 3'e kadar geldiniz. Eğer gelmezseniz vallahi paranız yanar, söyleyeyim. İyi günler. Bakın talep çok fazla.
Buyurun. Tamam, sakın satmayın. İyi günler. Tamam. İbrahim Tatlıses için yer var mı? Var var. Giriş 100 lira, yemek de 200 lira, önler 250 lira. Allah! Olay gittikçe büyüyor. Nerede o? Mutfakta kahve içiyor anne. Baktım da gelenin odasına yayılmış bile. Anne ne yapalım şimdi? Sonuçta ev sahiplerinin yakını. Metehan'ın arkadaşı. Şimdi kıza git dersek Metehan'ı kızdırırız. E Metehan da babasına söyler. Sonuçta olay bize patlar. Boş ver anne. Ben de öyle düşündüm. Baban akşam gelince bu kızı mutlaka kovar. O kovmadan biz yollasak iyi olur. E nasıl yollayacağız ki? Bilmiyorum. Met! Ne oldu bizim Barış'ı darling ha? Ben buraya oturmaya mı geldim hani? Okey hani okey. Tamam açacağız barı. Biliyorsun küçük bir aksilik oldu. Rock bar diye türkü bar açtın. Bu mu küçük aksilik ha? Okey baba okey. Söz açacağız tamam mı? Bir İbrahim Tatlıses işi var. Onu halledelim. Ondan sonra açıyoruz rock barımızı. Ne işine? İbrahim Tatlıses. O kim? Çok cahilsin hani. İbrahim Tatlıses Türkiye'nin Michael Jackson'ı. Siyahken beyaz mı oldu yani? Yok hani yok. Yani starlık bazında diyorum. Adam Türkiye'de bir numara. Ya? Yani böyle Michael Jackson gibi nasıl diyeyim? Bon Jovi gibi. Ha? Madonna gibi. Arkalar 100, önler 250 lira. Çok değil mi? Sıradaki. Tamam tamam. Sıra gelin, sıra. Ulan durun çekilin geçeyim ben bir dakika. Bir dakika müsaade ediniz lan. Ben buraya çalışıyorum ne diyorsun sen ulan? Dur bakayım. Bu saatte ne oluyor buraya lan he? İbrahim Tatlıses geliyor kaptan. Ne? Ese mi diyorsun sahi mi? Sahi kaptan. Sahi. Bye darling. Ay mutfağa girdi değil mi Hülya? Evet anne ben de öyle gördüm. Nedir o? Fare. Fare mi? Ya evde fare var. Her yerden çıkıyorlar. Ay çok büyükler. Ne yapacağız bilmiyorum. Ah, ah işte ne, orada. Ne? Oh. Ay 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 ay. Ay ay aman. Bulursanız sakın öldürmeyin tamam mı? Yakalayın ve bahçeye bırakın. Ay ben lisedeyken hamster beslemiştim. O kadar çok severim ki fareleri. Bulursanız onlara ne isim koysak acaba? Ne isim koysak, ne isim koysak, ne isim koysak acaba? Ha ne isim koysak? Hayvan. Bir dakika oğlum, bir dakika, bir dakika. Sıraya gir ya. Bozmayın düzeni. Askere gitmedin tamam, sen. Tamam. Kaç kişi? Bir kişi. Hadi tamam. Bir saniye, bir kişi. Hemen yazıyorum. Ya Kadir abi, buyurun. 50 kişilik yer sattık. Duralım mı? Başladığınız hata. Satamayız fazla, yerimiz yok. Tamam, tamam. Devam edin. Madem başladık, sonunu getireceğiz. Ne? Yürü hadi konuşma hadi. Git devam et, devam et. Hadi. Kaç? İki kişi bir saniye. İki kişi. Ön mü arka mı? Cuma günü menüye ne koyacak? Bilmiyorum kaptan, bilmiyorum. Ne koyarsan koy. Yatın kaptanı işten ayrılıyor. Benim haberim bile yok Ersan Bey. Efendim kendisi Kadir Bey'in türkü barında ahçılığa başladı. Ya ama insan bir haber verir canım. Yatı öylece bırakıp gitmiş. Selam dedi. Baba evladım baba. Tamam babi. Tamam. Hasan da işi bırakıp oraya gitmişti değil mi? %100 efendim. Kadir Bey şirketimizden iki eleman götürdü ve siz engel olmadınız. Biri bana Türk kahvesi yapsın lütfen. Derhal efendim.
Şu Turkish kafede ne buluyorsunuz bir türlü anlamıyorum bari. Evladım senin niye takım elbisen yok? Böyle mi devralacaksın şirketi? Ya ceket sıkıyor baba ya. Sabah nereye fırlayıp gittin sen? Spor yaptım baba. Hadi sen eve git. Evde problem varmış galiba. Çöz o problemi. Ne problemi? Amerika'dan getirdiğin kız annenle hiç anlaşamıyor. Evi terk etmiş, kiracıların yanına yerleşmiş. Okey dedi. Ben hemen gidiyorum. Kiracıları kovarsak problem çözülür. Kiracılar kovulmayacak. Başka bir çözüm bu. All right dedi. All right. Bye. Babaydık, dedi olduk. Hülya, hani dün gece bir ses duydum demiştin ya. Evet. Biliyor musun, ben de o sesi duydum. Ben sana demiştim anne, geceleri bu evde bir şeyler geziyor. Vallahi öyle galiba. Ne yapacağız? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Durulmaz bu evde artık. Ya eve biri giriyorsa, ya bizi öldürürse. Ay anne, Allah korusun, ne biçim konuşuyorsun öyle? Size bir şey soracağım. Oradan bakınca ben saf gibi mi duruyorum? Ha? Estağfurullah. Peki buradan nasıl duruyorum? Beyinsiz gibi mi? Ha? O da nereden çıktı? O zaman niye bana beyinsiz muamelesi yapıyorsunuz? Ha? Fareymiş, hayal etmiş. İlkokulda seyrettiğim Türk filmlerinde bile daha iyi numaralar vardı. Kapı çalıyor. Madem bizimle oturuyorsun, gidip bakıver bakalım. Ortada yok. Almanya'ya gitmiş olmalı. Hay. Ha, bu. Ne oldu bir tane? Sıkıntıdan patlayacağım artık. Yeter, artık şu barı açalım. Evi terk edip buraya geldiğini söylediler. Yes. Annen çok kasıyor beni. Ben bir daha aşağı inmem. O zaman ben de buraya yerleşiyorum. Aç. Oh be, sonunda bitti. Vallahi biraz fazla yer sattık gibi ama. Olsun be dombeli, ayakta bile seyrederler. Tamam, kesin gevezeliği. Birazdan müşteriler gelir. Gidin kaptana yardım edin, hadi çabuk. Bu akşam kim çıkıyor? Bu akşam Playback Baba. Ne? Playback Baba. Yani CD'den çalacağız. Her akşam birini çıkaracak değiliz ya buraya. Sen İbrahim Tatlıses'i çıkart yeter. Bak bir sürü insan para verdi. Tamam baba, çıkarırız, hallederiz. Ver o parayı bana. Lazım olunca ben sana veririm. Ama baba. Aman be. Ben koskoca İbrahim Tatlıses'i nasıl getireceğim buraya? Sizi misafir etmekten büyük zevk duyarız ama inanın yerimiz yok. Yukarıda yatak odası var ya. Orada Kadir abinle biz kalıyoruz. Siz başka bir yer bulursunuz artık. Nasıl da özlemişim kuru fasulyeyi. Matt, nasıl yiyorsun bunu ya? Yağ içinde yüzüyor. Yağ içinde yüzmüyor, suyu o. Çok da açık sözlü maşallah. Bükemli, Metehan bizde kalacaklarmış. Sebep?
Sebep mi? Hı. Sebep ha? Çünkü burası bizim evimiz. Bu durumda siz bize kalıyor oluyorsunuz. Bu ne? Pilav. Bu? Turşu. Bal salat olsaydı. Turşu var ya kızım. Neyse. Konuşmayın sofrada. Yemeğinizi yiyin. Niye? Kütüphane mi burası ha? Buyurun efendim. Afiyet olsun. Evet. Aman be kardeşim, aman be. Hemen kestirip atma Mangal Nuri. Düşün biraz. İllere senin İbrahim Tatlıses'i tanıyan bir tanıdığın vardır. Oğlum Rafi, büyük olay bu, büyük olay. Ne? Ne demek ne? İbrahim Tatlıses geliyor. Tıka basa dolacak burası. Ceplerimiz baş görecek. Hele bir gelsin de. Ne demek hele bir gelsin ya? Gelecek tabii. Şoförü, möförü, kostümcüsü, sazcısı, her neyse. Beni onunla tanıştıracak biri lazım Nuri. Komşu mu? Ne komşusu ya? Ya ne diyorsun sen Nuri ya? 50 yaşında İbrahim Tatlıses'in programına katılmış bir kadın. Beni nasıl İbrahim Tatlıses'le tanıştıracak? Nuri, saçmalıyorsun. Ne demek karşılıklı göbek attılar ya? Kardeşim, bana İbrahim Tatlıses'in göbeği değil, telefon numarası lazım. Söz. Buyur. Su. Buyur baba. Konuşmayın sofrada. Kasma ve Kudret amca, yiyecek bir şey yok. Bari biraz eğlenelim dedik. Değil mi? Pardon yani. Yok yani. Hiç kimse mi yok Gökhan? Hani senin çevren genişti Gökhan? Sen daha bir İbrahim Tatlıses'e bile ulaşamıyorsun Gökhan. Hadi hoşça kal. Kadir Bey, ben diyorum ki bu cuma günkü menüye böyle etli tavuklu bir şeyler koyalım he. Bir kişi 200 liraymış he. Hakkını vermek lazım be. Aman. Diyorum ki şuraya şöyle 120'ye de ekran dev bir plazma alalım hani. Çok küçük bu televizyon. XX small. Televizyon büyük olsa ne olur ya. Seyrettiğimiz programa bak. Tartışma programı. Hor 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 hor. Çocuklar, biliyorum Amerika'dan yeni geldiniz ama Türkiye'de büyüklerin yanında böyle oturulmaz. Allah Allah, bugün de herkes ayaklarımıza taktı ya. Tamam, ayaklarınız kalsın da ama biraz ayrılın çocuklar. Biz birbirimizi seviyoruz, tabii ki böyle oturacağız. Eğer uzaktan el mi sallayacağız? Hem bence siz de böyle oturmalısınız. Siz birbirinize aşık değil misiniz ha? Kasma be Kudret amca. Baktım ben. Hoş geldiniz Zühtü Bey, buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Zühtü Bey. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun oturun. Metehan evladım, siz ne yapıyorsunuz burada? Biz artık burada kalıyoruz dedi. Hadi bakayım kalkın eve. Ya bu Türkiye'de de yaşlılar ne çok şeye karışıyor, değil mi? No problem dedi. Bizim yatak hazır yukarıda. Metehan kalk bakayım hadi. Ne demek yatak hazır filan canım? Ayıp denen bir şey var. Okey dedi, okey. Bu.
Sen kal hani burada. Ben yarın sabah uğrarım, tamam? Tamam. Vay hani. Vay. Hoş geldin. Hoş bulduk Hülya. Artık hep böyle geç kalacaksın herhalde Kadir. Malum haliniz, bar işletiyorum Hülya. Bir barımız eksikti. Tamam Hülya, tamam, merak etme, içki falan içmedim. Ne o, misafirimiz mi var? Evet, misafirimiz var Kadir. Kimmiş o? Sen. Ben mi? Hülya, yanlış hatırlamıyorsam ben bu evde ev sahibiyim, misafir değil. Meta'nın kız arkadaşı bizde kalıyor. Ceren'in odasında. E'si? Ben Ceren'in o kızla yalnız kalmasına izin veremem. Ceren benle kalacak, sen burada yatacaksın. Ay çok rahat kız ya. Bizimkine de bulaştıracak Kadir. Aman be, aman be, aman be. Babam İbrahim Tatlıses barda program yapacak diyor, doğru mu? Yer bile satmışsın Kadir. Evet, öyle oldu. Harika Kadir. Boşuna haber vermemişim bizim kızlara. Önden bir masa ayırırsın bize, değil mi? Olmaz Hülya. Dükkan full dolu, her yer satıldı. Ne demek satıldı? İbrahim Tatlıses gelecek, ben çıkıp göbek atamayacağım. Ben bar sahibinin karısıyım Kadir. O konseri en önden seyrederim. Bak Hülya, ben bir şey söylemek istiyorum sana. Hiçbir şey söyleme Kadir. İyi geceler. Of, of ya. Canım okuyacakların sayısı her geçen gün artıyor. Ne yapacağım ben? Beceriksiz! 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 Gördüm de. Ne gördün? Kimi gördün? Bu ikinci bağırışın oğlum. Şey baba, canavarlar, cinler, periler, bildiğin klasik bir kabus işte. Tamam. Tamam tamam, hadi. Hadi yat bakayım. Yatayım baba. Hadi, at üstünü. Hadi. Hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler baba. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal. Devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Beyaz Gül,
Kırmızı gül güller arasından gelir. Beyaz gül, kırmızı gül güller arasından gelir. Yarım giymiş beyaz aziye cuma namazından gelir. Ya sus be kardeşim, sus. Susamam kardeşim, susamam. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Dün gece rüyasını bile gördüm. İbrahim Tatlıses'le Uzun Hava okuyorduk beraber. Uzun Hava ne demek? Uzun Hava... Mesela türkünün böyle bir yerini uzun uzun böyle içli içli okuduğun zaman işte ona uzun hava deniyor. Mesela... Her demet, her demet zalim felek sineme dokunma benim. Taş mı sandın, taş mı sandın yüreğim kal'a. Alo, Herasim, bağlantı buldun, çok güzel. Eskiden korumasıymış öyle mi? Verdi mi numarayı? Dur, dur yazıyorum Rasim, bir saniye. Ha, söyle. Evet, 0500, evet. Tamam. 18. Çok teşekkür ederim, sağ ol Rasim. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Oh be, sonunda bir numaraya ulaştım ha. Kimin? Şey baba. Yoksa ayarlamadın mı İbrahim Tatlıses'i? Yok baba, onunla bir alakası yok. Bu şeyin numarası, şeyin. Neyin? Korumasını biz sağlayacağız da. Bu koruma şirketinin numarası baba. Hani bir iki adam yollasınlar diye şey yaptıydık da. İyi. Bursa'dan Halil amcanla yengen de gelecek. Onlara da yer ayarlayıver. Tamam baba, hallederiz, hallederiz. Allah'ım ne olur kabul etsin ya. Ne olur kabul etsin. Yanlış bir çevirdim numarayı ya. 18. Ulan Rasim, senin vereceğin numaranın var ya. Good morning. Good morning ortak. Ortak mıyız, değil miyiz? Cuma akşamı belli olacak bıyık 747. Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Diu Allah 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 Allah, bu nasıl gülmek? Diu, bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? İnsan değil bu, sanki bir melek. Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Diu Allah 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 Allah, bu nasıl sevmek? Bu nasıl sevmek? Bu nasıl gülmek? İnsan değil bu, sanki bir melek. Mete Han gelmedi mi? Gelmedi efendim. Şirkete diye çıktı erkenden. Gelmedi efendim. Allah. Bu çocuğu nasıl zapt edeceğiz? Hiç gözü yok bu işlerde. %100 haklısınız efendim. Sakın kendisine para filan vermeyin Ersan Bey. Gider Kadir Bey gibi bir bar filan açarsa sizden bilirim ha. Yok efendim, asla. Mümkün değil, vermem. Haydi söyle seni nasıl sevdiğimi, haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle. Ya yatar bedon beli. İbo'dan önce sen konser verir. Yalan, yalan, yalan. Ne yapıyorsun don beli be? Ne yapıyorsun? Bir çakacağım sana, yalan olacaksın. Bozacağım mikrofonu, başıma çevireceğim. Kardeşim, sizi iki dakika boş bırakmaya gelmiyor be. İki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Kadir abi. He. O ne? CD. Ne yapacaksın sen İbrahim Tatlıses'in CD'sini? Yoksa... Çok soru sorma Hasan. Çok soru sorma. Aç şunu. Aç. Çabuk. Oradan bir tane bıçak versene Rafi.
Yoksa cuma akşamı İbrahim Tatlıses gelmeyecek mi? CD'den mi çalacaksın ha? Saçmalama Dombili. İbo gelmezse buraya millet bize çiğ çiğ yiyecek. İşiniz gücünüz yok musun ya? Kadir abi. Geliyor değil mi? Hasan. Hadi gidin mutfağı toparlayın siz. Yallah. Gel kardeşim. Hangi şirketten çıkmış bu CD? Alo, 118 mi? İyi günler hanımefendi. Bir numara soracaktım mıydı da? Ay. Ha bu bu. Geldim ben, aşağıdayım. Hadi in. Ha, burada. O da burada. Ya peynir, zeytin filan işte ya. Jambon almış mısınız? Almamışız. Almamışlar. Hadi hani in aşağıya, uyuma artık hadi. Ya televizyonları 56 ekran olan insanların evinde jambon ne arasın? Peynir, zeytin takılacağız artık. Tamam mı? O zaman ben geliyorum yanına. Gel gel. Bubunun yanına. Bubunun yanına dediğin yer torunumun orası. What's the problem man? Sen Amerika'da fazla rahat kalmışsın galiba. Bak bunlar normal şeyler yani. Please, please. Gel gel. Evladım, Kudret amcan babana benzemez. Alıverir terli eline vallahi. Terlik ha. Bana bak, bana bak. Burası Amerika değil, buranın George Bush'u benim. Alright, alright. Take it easy, ha? Huh? Hanımefendi, numarası eğer sizde varsa vermeniz gerekiyor. Anlatamıyorum galiba, bu bir hayat memat meselesi. Tamam hanımefendi, kendi numarası olmasın, menajerinin numarası da olabilir. Burada her şey tamam. İbrahim Bey'i rahat ettirmek için her şeyi hazırladık efendim. Tamam, teşekkür ederiz. İyi günler, iyi günler. Ne o, bir şey mi vardı Ersan Bey? Cuma akşamına 4 kişilik yer ayarlamanızı rica ediyorum. Maalesef Ersan Bey, yerlerimiz taze bitti. Ne demek bitti? Ben bu bara 10.000 lira yatırdım. İbo'yu en önden seyretmem lazım. Bana caz yapmayın Ersan Bey. Hani siz cazcıydınız, türkü sevmezdiniz? Türkü sevmem dedim, İbo sevmem demedim. Tam buraya bir masa istiyorum. Bak evlat, ben senin baban değilim. Ama sana bir çift lafım olacak. Eğer Türkiye'de rahat etmek istiyorsan kurallara uyacaksın. Çok doğru. Uyuyoruz işte. Yani ben normalde hiç kahvaltı etmeyen biriyim. Kahvaltıdan bahsetmiyorum. Mesela şu küpeleri çıkarman lazım. Türkiye'de erkekler küpe takmaz. Good morning everybody. Good morning bubu. Yıkacağız bunları Kudret amca, yıkacağız. Yıkmayacağız efendim. Erkeklerin hepsi senin gibi küpe takmaya başlarsa yarın öbür gün askere girecek adam bulamayacağız. Basma be Kudret amca. Pardon yani. Vallahi hiç yerimiz yok Yusuf abi. Seni severim bilirsin. Olsa canım feda. Full doluyuz abi. Evet, fullüz abi. Tamam abi, görüşmek üzere, hoşça kal. Ulan ne çabuk yayıldı bu haber ya. Kadir Bey, karar verdiniz mi? Cuma günü menüye ne koyuyoruz? Vermedim kaptan, karar vermedim. Yahu daha İbo'yu ayarlamadık, ikide bir de bana menü soruyor. Ula baba, cuma günü ne edecek he? İbrahim Tatlıses'in türkülerine ne iyi gider? Bilmem ki usta. Aşçı sensin. Oo, hoş geldiniz Zuhdi Bey.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk demek isterdim Nurettin Bey. Ben çıkıyorum bari. Söyleyin o kıza bir daha benim sırtıma vurmasın, elinden bir kaza çıkar. Tamam, tamam, sinirlenme. Hadi çık dolaş, rahatlarsın. Gönderin onları bu evden. Tamam, göndeririz. Öyle kötü evlat yetiştirilmez ki yahu. Kulağında küpe, kafadan saç çok. Bunları ana baba verir. Utanmasa ayağını ağzıma sokacak yahu. İyi günler. Sanırım Kudret Bey bizden bahsediyordu. Yok, hayır. Şey, Kadir'den bahsediyorduk da. Buyurun, buyurun. Sen buraya gel. Ay, pardon yani. Mami. İşi bırakmadan önce haber vermeniz gerekmez miydi Nurettin Bey? Size yatımı teslim ettim. Nereden çıktı bu açlık? Bütün hayatta böyle boş boş oturmaktan canım sıkıldı da Zuti Bey. Hiç keyif almaydım ondan. Neyse, size teessüflerimi bildirmeye geldim. Sanırım burada daha çok para kazanıyorsunuz. Yok Zuti Bey, fazla para kazanmıyorum. Sadece bildiğim yemekleri yapmak hoşuma gidiyor. İnsanlar yemeklerimi beğendiği zaman çok sevinirim. İnsanlara böylece hizmet etmek beni çok tatmin ediyor yani. Kusura bakmayın Zuti Bey. Denizlere yeteri kadar dolandım durdum. Bundan sonra biraz da yemek yapmak isterim. Siz bilirsiniz. İyi günler Nurettin Bey. İyi günler. Bana sakın ona para verme dedi. O 50.000 lirayı Kadir'e transfer ettiğini bilmemesi lazım. Ya tamam dostum, tamam, korkma bu kadar. Şu İbo gelince paraları alırız değil mi? Alacağız tabii. O günün bütün hasılatı bizim. Güzel. Güzel. Var mı numarası? Söyle. Dur bir dakika, not alayım. Ben bunu aklıma tutamam şimdi. Bekle kardeşim, dur. Tamam, söyle, yazıyorum. Ha? Evet. 73. Tamam, yazdım. Sağ ol Yavuzcuğum. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Görüşürüz. Oh be, sonunda buldum be. Ne buldun patron? İbrahim Tatlıses'in cep numarasını. Ne oldu kardeşim? Bence var ya, bu patron hiçbir şey ayarlamadı. Kadir abi kimi arıyor? Tatlıses. Merhabalar, İbrahim Bey mi? Merhaba efendim, nasılsınız? İyi günler. Tabii efendim, ben kim olduğumu izah edeyim size. Efendim, bendeniz Kadir Topçuoğlu. Yani Kadir Bey, Türkü Var'ın sahibi efendim. Tabii efendim, ben hemen konuyu arz ediyorum. Efendim, biz sizin Türkü Bar'ımızda bir program yapmanızı istiyoruz. Cuma günü müsait misiniz acaba? İbrahim Bey, rica ederim. Türkü Bar derken ben 300 kişilik bir türkü kompleksinden bahsediyorum. Evet İbrahim Bey, dev bir organizasyon olacak efendim. Menajerinizle görüşeyim. Peki efendim, ben menajerinizin numarasını alabilir miyim? Yazıyorum efendim, bir saniye. Evet. Evet efendim, yazdım. İbrahim Bey, peki siz olaya sıcak bakıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Menajerinizle görüşeceğim. Tamam efendim. Pekala. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılar. Hürmetler efendim. Hürmetler İbrahim Bey. Kadir abi, sen daha ayarlamadın mı bu işi? Ayarlıyoruz işte. Siz kendi işinize bakın. 500. Ah, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ah, inanabiliyor musunuz? Bu kız benim gelinim olmaya aday bir insan. Aslında fena kız değil Afife Hanım. Yıllarca Amerika'da yaşamışlar. Tabii böyle serbest olmaları çok normal. Tabii. Geliniz olursa mutlaka düzelecektir. Ah Paşa dedeciğim, ah. Bizim soyumuzda böyle müzikler dinleyen bir tek kişi yoktur. Ah. Fena da değil ama, değil mi Afife Hanım? Yap
yapmayın Akif Hanım ya. Ya bu yaşta gençler dede efendi dinleyecek değiller ya. Bir dede efendi dinlemesinler. Ama bir Zeki Müren dinlesinler. Ne bileyim ben, bir Pavarotti dinlesinler. Haklısınız. Zamanla onları da dinlerler Afif Hanım. Biraz sabırlı olmak gerekir. Evet, evet efendim. Oldukça büyük bir yerimiz var. 800 kişilik bir müzik tesisi efendim. Evet, cuma akşamı, cuma akşamı. Ne diyor? Programına bakıyor. Alo, dinliyorum efendim. Harika, harika efendim. Bizi kırmayacağınızı biliyordum. Tabii, tabii, rakama gelelim efendim. Nedir rakam? Anlıyorum efendim, anlıyorum. Şey, biraz indirim yapamaz mıydık da? Tamam, tamam efendim. Ben döneceğim size, döneceğim. Hoşça kalın. Ne oldu? Gelmiyor mu? Geliyor. Geliyor da... acaba bankalarda İbrahim Tatlıses kredisi diye bir kredi var mıdır? Abicim bu daha ayarlamamış bile ya. Nereye gitti bu şimdi böyle koşa koşa? Vallahi bilmek istemezsin Kudret amca. Niye? Bu cuma İbrahim Tatlıses bizim oğlanın açtığı bara gelecek. Siz de gelirsiniz değil mi? Anne, Afife Hanım Pavarotti diyor, sen ne diyorsun? Yo yo, geliriz. Güzel bir sese hiçbir zaman itiraz etmem. O zaman Kadir'i arayalım da yer ayırsın. Bugün oraya gittim, bana bir şeyden bahsetmediler. Geleceğinden emin misiniz? Gelecek efendim, %100. O zaman biz de dinlemek isteriz. En iyisi ben önden bir yer ayırtayım size. Baba, o bar benim olsaydı ne derdin? Olmaz derdim. Ne işin var senin türkü barla falan? Ama bak, Türkiye'nin en iyi sesi geliyor. Olabilir. Senin bir işin var. Unut artık şu bar fikrini falan canım. Sık şu kravatını. Birazdan Ahmet Bey'le müdürü gelecek. Çıkar o küpeleri de. Baba, bunlar benim kimliğim. Kimlik dediğim mavi bir kağıttır. Ve cüzdanda taşınır. Kulakta değil. Oo, aşın artık bunları baba ya. Çıkart bakayım. Çıkart şunları. Baba bırak, acıtıyorsun ya. Tamam, ben hallederim, tamam. Ha? Aferin. Bana bak. Sen o kızla evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Ha, iyi. Biz birlikte yaşayacağız. Evlenmeden? Evet. Evlilik çok saçma bir kurum. Artık birlikte yaşamak moda. Ben anlamam modadan filan. Evlenmeden birlikte yaşamak yok. Unut. Ama dedi. Aslında en iyisi ayrılmanız ya. Neyse. Gitti mi? Gitti. Beni kötüledi değil mi? Yok, kötülemedi. Sadece sen biraz aykırısın ya. Herhalde kadın alışamadı. Neyim aykırı benim ya? Hürkan, sen Metehan'la evlenmeyi düşünüyor musun? Yok, düşünmüyorum. Biz birlikte yaşayacağız. Bence bu fikri aklından çıkar. Annesi de babası da kalpten gider, sana söyleyeyim. Neyse, ben bir su içeyim. Sehpa nerede ya? Bu Sehpa burada hiç olmadı Hülya. Keşke yukarı çıkarsaydık. Anne, mesajı alsın, yerine koyarız Sehpa'yı. Mesaj filan almaz o kız. Akşam baban eve geldiği zaman bu Sehpa orada olmamalı. Tamam Ersan Bey, tamam. İki kişilik yerde onları ayırtırım. Tamam, tamam. Hadi hoşça kalın. Ben yandım, ben bittim, ben mahvoldum. Ben nereden bulacağım bu kadar parayı ya? Menüye karar verdik mi? Vermedik daha kaptan, vermedik.
O zaman 30 kilo et aldırıyorum. Et yaparım. Saçmalama kaptan ya. Ben zaten batmışım, bir de sen mi batıracaksın beni? Buyur. Ne arası o adamlar? Adama 200 lira veriyorlar. Olabilir. Kabak, mavak, fasulye bir şey aldır, haşlarsın, verirsin. Ya diyet tabağı diye bir şey var. Yanına bir de kepekli makarna yap, olsun, bitsin. Buyur. Dostum İbrahim tatlısın, çağırıyorsun ha buraya. Bu 5 kilo et bile almıyorsun. Ne bizim adamsın sen ulan he? Ulan müşteri tamam. Yemek tamam, içki tamam. İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkacağı akşam İbrahim Tatlıses eksik. Ne bu hal? Ne bu kutular? Hadi toplayın, hadi toplayın ya. Oo! Hadi bakayım, senle balonları sahneye, boş kaldı orası. Hadi bakayım, hadi. Koyuyoruz işte Ersan Bey. Diklenmeyin bana, diklenmeyin. Ben bu bara para yatırdım. Yani sizin patronunuzum. Ben de öyleyim. Hadi biriniz bana kola getirin. At. Bu ne dostum ya? Bu balonlar burada olmadı. Oldu. Uf. Kadir nerede? Bilmiyorum. Sabahtan beri görmedim. Koy. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Evet var. İsminiz neydi? Allah Allah ya. Nerede bu Kadir? Bırak şimdi Kadir'i. Çıkalım artık. Ay acele mi Kudret'cim? Daha 2 saatimiz var. Ya Türkiye'nin en ünlü şarkıcısı geliyor. Bir an önce çıkıp gitsek ölür müsünüz? Baba yerimiz ayrıldı zaten. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İsim neydi? Harun. Harun Bey. Hah buyurun. Buyurun. Buyurun efendim buyurun. Harun Bey. Bu Hülya Hanım kim ya? Değil mi? Aa, Kadir Bey'in eşi galiba. O zaman arkada otursalar da olur. Kadir abiyi gördünüz mü? Görmedik. Ya dostum ben bu Kudret Bey'i arkaya alıyorum. Benim arkadaşlar gelecek. Şş, oraya koyma Metehan. Orası da bizim masa. Siz şöyle oturun ya. Metehan. Ben hazırım. Nasıl olmuşum ama? Ha? İyi de yavrum, biraz göbeğin açık gibi ama. Ceren yukarıda mı? Bilmem, görmedim. Ceren! Ceren'i arkadaşına yolladım anne. Niye yolladın kızım? O da gelip göbek falan atardı. Öyle sahneye fırlayıp göbek atmak falan yok. Herkes ölçülü davransın. Niye Kudret? Zaten böyle 40 yılda bir gidiyoruz konsere. Evet baba ya. Ne olur azıcık oynasak? Oynamayın demedim. Sahneye fırlamayın dedim. Ne öyle herkesin ortasında tek başına? Ayıp ya. Oo, kasma be Kudret amca. Ben onlara söyledim. Sen istediğini yapabilirsin. Vallahi inanamıyorum. Kudret amca hep böyle mi? İyi dayanıyorsunuz. Ha? La havle ve la. La havle ve la. Ya Rafi, nerede bu Kadir abi ya? Programın başlamasına 1 saat var. Ortalıkta ne Kadir var, ne İbo. Gelirler birazdan, gelirler. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. İsminiz neydi? Ahmet Bey. Ay çok heyecanlıyım, çok eğlenceli. Hadi çocuklar, geç kalacağım. Orada edepli davranın. Sakın görmemişlik yapmayın. Tamam. Vallahi ben görmemişlik yapacağım çünkü hiç görmedim. Vallahi Kudret ama. Yahu alışırız. Elleme evladım, öyle yapma. Ama şimdi yaptım. Hadi hoşçakalın. Hadi. Bak son defa söylüyorum, bu masa bizim efendim. Evet. Kim mi getirdin? Sen gel. Biz buna ayıp. Ama nasıl olur? Böyle yapmayın, demagoji yapmayın. Burada ben oturayım. Ayıp bu. İyvah! 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 Kaptan, Kadir abiyi gördün mü? Kadir abiyi nereye göreyim ben? Babadan beri seni zannederim bu noktada. Al bunları, al. Allah'ım yarabbim ya, nerede bu adam? İbrahim Tatlıses geldi ya. Bir şey
söyleyeceğim, söyleyeceksin be. Kolesterol yapıyorsun. Ne var kuliste kardeşim? Bir baş attım pencereye tırdı. Anası çıktı kızımı ver. Yok dedi vay vay. Anası çıktı kızımı ver. Yok dedi vay vay. İnanmasa gel yukarı bak dedi. Armudu dalda kız balkonda sallanır vay vay. Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı vay vay. Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay. Senin için 15 sene. Vay be, millet yedi galiba. Gayet güzel ibo oldu. Saklıyı